Benim mezun olduğum Trabzon Lisesi'nde Atatürk'ün çok güzel bir vecizi var. Daha doğrusu ziyaret ediyor 1924'te ve bizim anık defterine yazıyor Trabzon Lisesi'nin. Fikri idman, bedeni idmanla muvazi gitmelidir diyor. Yani o zaman Trabzon Lisesi aynı zamanda sıkı bir spor idman yurdu. Kulübü falan var 24 yılında. Onu görüyor ama diyor ki, yani bedeni idman olacak, vücut çalışması spor olacak ama fikri çalışmada onunla paralel gitmelidir diye gençliğe böyle bir nasihat bırakıyor. Güzel, onun için müthiş, yüzyıllar geçse geçerli. Onun için böyle güzel bir çalışmayı kütüphanenize. Tamam. Tabii aynı zamanda şey, yine İstanbul'un tarihteki haritalarını. Bunu bir siyasi hediye edince dediler ki ya İstanbul'un yolunu bilmiyor mu demek istiyor falan filan. Öyle bir şey ya. Değil yani. Yapmayın millet. Ne kıvrak zeka var. Tam demek aksine ki tarihi derinliğini hissettirmek. Fikri antrenmanları az yapmışlar. Bu da sporla ilgili bir çalışmamızdı. İşgal altındaki İstanbul'da spor sürecini anlatıyor. Biraz sporla ilgili de çalışıyoruz bu arada. Başka bir spor tarihi de çalışıyoruz İstanbul'la ilgili. Kulüplerimizle ilgili yani Beşiktaş, Galatasaray, Fener. O da yakında çıkacak. Onu da size hediye ettik. Fazla kitap vereyim ki fazla forma alayım diye şey yaptık. Bakalım kaç tane hediye edecek. Ah doğrusu bu. Ama öbürü değil de doğrusu bu. Tamam. Onu da koleksiyonumuza alırız. Nasıl? Evet, bizim sponsorlarımız tamam. Bozuluyor şu an. Doğru. Tamam, çok teşekkür ederim. Harika. Sevgili başkanım, başarılarınızın devamını diliyoruz. Tabii bu sene ilginç bir lig yaşandı. Biraz maskesiz konuşayım. Yok sonra... zor bir lig yaşandı. Günün sonunda 3 takıma kaldı zirve mücadelesi ama böyle son haftaya kadar gidişi ilginç oldu. Uzun zamandır çok böyle üçlü bir mücadele yaşanmamıştı. Hem o yönüyle keyifliydi. Bir de hani söyleyeyim izlenimim kamuoyundan ya daha doğrusu spor kamuoyundan ve basından izlenimim. Hani işin böyle ortalarında çok da iddialı gözükmeyen bir konumdayken Beşiktaş'ın şampiyon olması bence altında başka bir disiplin hissettiriyor. O da hem iyi bir yönetim kabiliyeti, iyi bir tabii ki sizin başkanlığınızda aynı zamanda iyi bir teknik heyet ve sporcuların inanç tarafını toparlaması bana göre öyle bir artıyı getirdi ve şampiyonluğu Beşiktaş'a taşımış oldu. Bu yönüyle de ilgi çekici. Evet. Bir de zor bir dönem. Ekonomik zorluklar bütün kulüplerde var. Bu dönemde böyle bir beklenmeyen anda bu başarıyı elde etmiş olması bence iyi bir dipnot, değerli bir dipnot, ders alınması gereken bir dipnot. Muhtemelen bunların bu başarının altında bizim bilmediğimiz, hatta belki bilmememiz gereken gündemleri ve sırları da vardır. Ama bildiğimiz bir şey var, şampiyon Beşiktaş. Evet. Dolayısıyla tebrik ediyoruz. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Bunu Türkiye Kupası'yla da taşlandırıp ikinci kupayı da, o da güzel oldu. Ardı sıra almanız keyifli bir başkanım, başarı. İkinci kupa, üç var. Kadın futbol takımı şampiyon oldu. Üçüncü kupa o. Basketbol iyi geldik. Baskette. İyi geldik. Şimdi Efes'te oynayacağız bu akşam. Playoff'ta kaldı ve 4-4'e kaldı. Evet, 4'e kaldı. O da... Efendim? Öyle mi? Ha güzel. Evet, o zaten buranın klasiği. Tekerlekli basketbol hem
handbolda zaten, ama bu sene galiba ikinci gidiyor handbolda değil mi? Ben öyle bakıyorum. Yok, iki tabii. Handbol bitmedi mi? Heh? Handbol bitti, handbol. İkinci oldu değil mi? İkinci, ben öyle hatırlıyorum. Ya şimdi dün Mesut Bey Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı da şeyi ifade etti. Dedi ki yani biz dedi Sport Otoya'ya yenildik, ikinci olduk. Her sene birinci oluyorduk handbolde. Spor Toto, devletin Spor Toto'su abi yani, evet. Sayın Başkanım. Ama şey, hani Beşiktaş'ta ama bir şey vardır ya, handbol klasiği de Beşiktaş'ta var. O bozuldu işte. Aynı zamanda ligin sponsoru. Sponsor olduğu ligde mücadele etmiyoruz. Yani çok karışık hikaye. Neyse, ben o işleri pek seven birisi değilim. Açık söyleyeyim. Hani mesela yani Büyükşehir Belediyesi atıyorum profesyonel futbol takımını desteklesin. Ya da profesyonel gibi bir basketbol takımını desteklesin. Ben işin o tarafında olmayacağımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne ilettim. Yazık günah. Biz amatör sporları desteklerim. Amatörden kastım özellikle olimpiyattaki bazı branşları. Zaten güreş, tekvando vardı ama bunun yanına atletizmi, özellikle kadın atletizmi, jimnastiği ekleyerek devam edin dedim. Ama handbolde spor toto olmalı mı? Yani bana göre çok anlamlı değil. Onun yerine mesela Türkiye'de handbol yeteneği olan bazı illere o katkıyı sunabilir yani spor toto. Tabii. Ya da Beşiktaş'a katkı, ya da o lige katkı sunabilir. O lige katkı sunabilir. Yani çünkü tümden, hepsi açık veriyor. Tabii o lige katkı sunabilir. O bakımdan başarılı bir sezon oldu yani Beşiktaş açısından. Bir tek herhalde bir küçük kırık nazarınız var, kadın voleybol, onu da artık bir şey nazar değmesin diye yaptık. Öyle mi diyorsun peki? Öyle değil tabii, şöyle oldu Sayın Başkanım. Orada da ayrı bir proje uygulayacağız. Altyapıdan başlayacağız, bir takımı nasıl yukarıya doğru, kendi öz kaynaklarıyla. Güzel. Orayı da bir şey görüyoruz, bir proje olarak başlatacağız yani bu sene. Voleybolda, kadın voleybolda da Türkiye bir marka, ona hani destek sunan kulüplerin olması da değerli o açıdan. Evet, kadın voleybol Türkiye'nin markası. Bak görüyorsun, branş takip ediyorum. Çok iyi göre başkanım yani. Vallahi teşekkür ederiz başkanım. Yani İstanbul Büyükşehir, dünyanın kıymetli şehirlerinden biri. Evet. Burası da bir semt, kıymetli semtlerden bir tanesi. Ve takımımızda eski tarihi 118 yıllık bir kulüp. Galatasaray, Fenerbahçe, hepsi çok nazik, naif kulüpler, bizim için kıymetli. Ondan olmasa zaten bu keyif olmaz. Dolayısıyla bizim için tabii çok önemli desteklere de ihtiyaç var. İşte Cumhurbaşkanımıza da izah ediyoruz. Şimdi Sayın Büyükşehir Başkanımızı yakalamışız, ona da anlatacağız. Yani çünkü yaşatmak zorundayız her şeyi Sayın tabii. Belediye Başkanımıza. Desteğe ihtiyacımız var her türlü. Yani başka türlü buralar yürümüyor.